Evet, hocam hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? İyi. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ya iyiyim işte. Bu sona geldik. Biraz ufak uyku hali falan biraz oluyor ama iyi. Ama şeysiniz değil mi? Enerjiniz falan yüksek. Bizim bu haftamız biraz bir zordu. Onun için artık bu cuma haftanın son iş gününde de bir stres çekmek istemiyorum hocam. Baştan söyleyeyim, Twitter'a da yazdım zaten. Sakin sakin. Çünkü ben ya böyle kendi sabredirim sabredirim. Sonra hiç olmayacak bir insana patlayıveriyorum. Şuna bakar mısın? Hocam, bunu kamera seçmez, bunu yakından görmüyor. Bu nasıl bir sanatkar bu ya? Şuna bakar mısın ya? Bu adamı bulmak lazım. Siyah taş olarak bir bakayım mı? Böyle bir şey var mı? Şu bir al da eline bak, şunu nasıl çeker bir adam? Bu nasıl bir usta? Bu helal olsun buna ya. Buyur. Allah çektirir. Yani bu elle. Ha. Yılların tesbihi bu. Aa, gerçekten çok güzel tesbih. Elinde nasıl duruyor? Güzelmiş. Ben ötekini getirecektim ama elbiseyle uyum yapsın diye onu getirdim. Siz bugün pek bir asortisiniz, pek bir şıksınız. Bir yakışmış bu kıyafet. Belki bugün ne giysemciler beğenir onlar. Ha, bizim nasıl? Habire kılçık çıkarıyor. Hocam buradan siz bugün bizim... Dikkatle bak, ne giysen... uyuma bak şimdi. Saati de ona göre seçtim. Şu kral, ana kadar ki mendil. Size en çok hatta yakışan saat kalem. Hocam. Bak. Şimdi bunlardan sonra bir kahverengi kalem çıkarsam burada şey olur. Değil mi? Ben ne yapayım hocam? Bana yapıştırdıkları kalem. Efendim sen onların üstündesin. Siz daha da üstündesiniz hocam. 99. Benim vardı kalemim, ne oldu acaba? Biri herhalde hatıra olsun diye aldı. Öyle söyleyelim, iyi niyetle düşünelim. Hocam ha, onu söyledim de siz duymadınız ya da duymazdan geldiniz. Şu ana kadar çok güzel saatler takıyorsunuz ya, şu en çok size yakışan bu şimdiye kadarkilerin içerisinde. Bunu şu kordonu için aldım. Bu öyle ahım falan bir Longines'in bir saat. Fakat şu zarafete bakar mısın? İşte çok zarif, yakışmış size. Sizin gibi zarifiz. Atbaşı gibi falan değil. Ya şu kordon yapmış adam yani. Evet. Yapmış, gerçekten yapmış. Güle güle kullanın. Gerçekten çok güzel. Ödül mü aldınız? Bu ödülü ben gidemedim. Yardımcım gitti aldı. Teşekkür ediyorum. Bu üç tane ben Ahmet Vefik Alp daha bir kişiye verilmiş. İstanbul Haber Gazetesi'nin bu halkın verdiği bir ödül, onur ödülü. Ben teşekkür ediyorum buradan. Evet, biz de size tebrik ediyoruz. Böyle teşekkür güzel ediyorum. Bir onur ödülü. 5. yıl onur ödülüne layık görüldüğünüz için. Evet. Hocam onları evde yırtıp öyle gelseniz daha iyi olur. Kalmış burada, kalmış. Burada tamam, sen devam et, ben kapatırım. Tamam işte, başlayacağız. Şimdi nereden başlayacağız? Fatiha'da kalmışık, Fatiha suresine kalmışık. İsterseniz oradan ya, başlayalım. Ya tabii sana... Siz de açın. Hüseyin hocamın gönderdiği adına yazıp... Ha, göndermiş mi bana? Kitaplar var, Kur'an meali de var burada. Hüseyin Bey, Hüseyin Atay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hemen açayım, kitaplara bakayım. Hocamın zarafeti... Kur'an'da imam esasları... İman ve... esasları bu alanında tek kitaptır, en önemli kitaptır ve hocanın doktora tezidir esas. Ve kader sorunu. Çok önemli bir kitaptır. Ben bilmiyorum, herhalde bir 10 defa okudum, çeşitli zamanlarda müracaat ediyorum. Bu kitaba. Çok önemlidir, alanında tek kitaptır. Kur'an Türkçe çevirisi. Ha, o meal. Ama güzel bir kapağı kırmızı. Evet, çok zarif. Teşekkür ederim. En iyi mutluluk dileklerimle diye bana kendisi içine de yazmış. Ve de bu neymiş? İslam'ı yeniden anlama. Hüseyin Atay'ın kitapları. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Çok naziksiniz. Ben inşallah hepsine vakit buldukça ve vakti geldiğinde okuyacağım. Evet hocam. Hı hı. Bitti mi temizlik işleri? Bitti. Peki. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam, ben söyledim. Hayır, yani size gelen şimdi, bir soru eklemek istediğiniz şöyle bir var. Şey, herhangi bir şey.
biz bugün arkadaşlar hazırlamışsa bu yüzyılın en iyi Kur'an okuyucularından biri olan Fevzi Mısır'dan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Evet, dinleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما عليكم
لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Hadid suresi, şimdi o Kur'an'da demirin insan hayatından, hayatındaki yerine temas ediyor, onu anlatıyor. O hadid zaten demir demek. Ama paylaşım üzerinde daha çok duruyor. Okusak mı acaba? Yani bilmiyorum. 112. sure bu. Evet. Bizim İniş sıralı okuyuşumuza göre çok uzaklarda. Çok uzaklarda. Zaten onu bu sezonu bitiremeyeceğiz. Buraya gelemeyiz yani. Bence şey yapalım, biz kaldığımız yerden devam edelim. Hocam ama dinlemişken ne dinlediğimizi peki, bilelim. Peki. Ya da hepsini okumayalım. Ne dinlediğimize dair. Ben okuyup da size anlatınca. 10 ayet. Evet, 10 ayeti. Oku. Ben mi okuyacağım? Evet. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Azizdir o, hakimdir. Hakim. Hakimdir. Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur. Dirildir. Hakimle hakim arasında ne fark var Sabah? Çekirge. Çekirge. Hakimle hakim. Hakimi bilmiyorum hocam. Bir şapka. Bir aksan şapo ile değişiyor kelime. Hakimde A üzerinde şapka. Hakimde İ üzerinde. Arap dili bakımından biri ismi fail, biri sıfatı müşebbehe. Şimdi hakim ne? Hakim ne? Türkçe. Hakimi bilmiyorum. Hakim ne? Hakim. Hakim yani sahip olmak, hakim olmak. Peki. Hakim, hukuktaki hakim. Hakim de var, evet. Ayrıca egemen demek. Hakim, hakimiyet. Hakim. Egemenlik. Egemenlik. Doğru. Peki hakim? Hakim, hikmet kökünden. Hikmet sahibi olan. Hakim mesela filozoflara hakim denir. Hakim, felsefi düşünen, akli düşünen, hikmetli düşünen, düşündüğünde, konuştuğunda, yazdığında hikmet olan kişi demek. Allah'ın sıfatlarından biri de hakim. Burada hakim kullanılmış. Evet. Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur. Diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret sahibidir O. Evveldir O, başlangıcı yoktur. Ahirdir. Ahirdir O, sonu yoktur, zahirdir. O her şeyde belirir. Sonu yoktur, zahirdir olmaz. Sonu yoktur, nokta. Nokta değil, noktalı virgül. O zaman noktalı virgül, o da o demek. Zahir başka bir sıfat. Allah'ın... Tamam başka. Hocam baştan alayım. Peki. Evveldir o, başlangıcı yoktur. Evveldir o, başlangıcı yoktur. Ahirdir, ahirdir o, sonu yoktur. Zahirdir o, her şeyde belirir. Batındır o, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi hakkıyla bilen alimdir o. Alim. Alim. Alim de var. Burada alim sıfatı. Alim. Yine sıfatı müşebbehe kullanılmış. Bir de alim var. O da kullanılıyor. Evet. O, odur ki göklerle yeri 6 günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bak Allah şimdi. İşleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Mücadele suresinde bundan sonra diyecek ki, nerede 2 kişiyseniz üçüncünüz odur. Nerede 3 kişiyseniz 4'üncünüz olur. Sayıyı artırın, eksiltin fark etmez. Peki, tarih boyunca din hayatında Allah ile aramızı bulmak için bizi soyan, din çeteleri,
biz sizi Allah'a götüreceğiz. Allah'la aranızı aracıyız, şefaatçiyiz. Bu Kur'an'sa bizim dinimizin temel kitabı. Şu ayetler nerede ara bırakmış da bu soytarılar o araya giriyor? Peki bu ayeti onlara söyleyince, o kastettiğiniz kişilere söyleyince ne cevap veriyorlar? Bunu bırak, bir şey daha var. Kaf suresi 16. Biz insana şah damarından daha yakınız diyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Ya soytarı. Soytarı. Şimdi şah damarından bana yakın olan bir kuvvet, bir veli, bir dost, kendi kullandığı tabirler insanla ilişkilerinde. Nerede boşluk bıraktı da sen oraya giriyorsun? Hayasız adam sen. He? Ya bu kitap Allah'la senin aranda ara bırakmış mı ki oraya gelip biri giriyor? Ara yok ki aracı olsun kardeşim. Hiçbir peygamber Allah'la insan arasında ara bırakmamıştır. Bırakırsa peygamber olmaz zaten. Ha şimdi hemen ben gevelediğini duyuyorum. Peki o zaman peygamber niye geldi? Peygamber ışık tutmak için geldi. Işığı tutar, yolu sen yürüyeceksin. Ama biri çıkıp diyor ki ışık mışık yetmez. Sen benim sırtıma bineceksin, ben seni götüreceğim. Sonra da onun sırtına biniyor. Irzına musallat oluyor, malına musallat oluyor, parasına musallat oluyor. Demek ki ara mara yok, aracı da yok. Din adına haraç ve huruç çeteciliği yapanlara Kur'an hayat hakkı tanımamıştır. Kur'an'dan rahmet bekleyenler de böyle yapmalıdır. Yapmazlarsa Kur'an onları çarpar. Hocam benim soruma cevap vermediniz. Ne diyorlar peki o kişilere? Ne diyorlar biliyor musun? Gargara. Hocam muhakkak bu kadar yani insanı ikna edebilecek estağfurullah söyle- diyorlar. Hayır, bunları bak, söylemek bak. Lazım ki ona göre herkes tabii, oturduğu yerde. Estağfurullah. Yani. Haşa biz öyle bir şey demiyoruz. Ne demek? Ne haddimize? Biz yol gösteriyoruz. Ne yol gösteriyorsun sen? Sen diyorsun ki ilim bir değer değildir. İlim şeytanda da vardı. Biz ledünni bilgiye sahibiz. O nasıl oluyorsa ilim olmadan. Biz bu işi kaynağından yaparız. Allah'tan bunlara geliyormuş. Peki sen peygamber misin? Yok. Nasıl sana geliyor? Sana kitabi bilginin üzerine bir sezgi ve ilham, bir işe doğuş gelir. Ona Kur'an yer veriyor. Ya sen bilgi düşmanısın. Kur'an diyor ki, bilgiden nasip olmayanların kalplerini Allah mühürler. Ya senin kalbin mühürlenmiş, sen mühürlenmiş kalpte sezgi ve ilham olur mu? Sen orayı bir defa hallet. Biz öyle demiyoruz diyor, sonra sırtını dönüyor. Şeytanlarıyla baş başa kaldı mı diyor ki, ya bunlar zahir erbabı, bunlar bilmez. Biz bunları böyle idareyi kelam ediyoruz. Biz yolumuza devam edelim. Nerede kaldım ben? Beşinci ayette değil mi? Evet. Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O'nundur. İşler ve oluşlar Allah'a döndürülür. Ontolojik hakimiyet. Siyasi hakimiyet değil. Çünkü insana siyasi hakimiyet verilmiş. Peygamberlere şartları var. Diğer insanlara. Onu veriyor Cenab-ı Hak. Ontolojik hakimiyet vermiyor. Yalnız siyasi hakimiyeti de sakın diyor, krallık sistemlerinde olduğu gibi Allah'ın temsilciliğine dönüştürmeyin. Kimse Allah'ın yeryüzünde temsilcisi, gölgesi falan değildir. Krallık sistemlerini ve bizde
krallık sistemlerinin en kötüsüne dönüştürülen halifelik sistemini de böylece tokatlıyor. Tamam? Tamam. Evet. Geceyi gündüzün içine sokar o. Gündüzü de gecenin içine sokar. Göğüslerin sakladıklarını çok iyi bilendir o. Ha, kimden saklıyorsun? Göğüslerin sakladıklarını bilir. Evet. Ne demek isteniyor hocam orada? Hani kalbin sakladıkları. Yani Allah'a numara çekmeye kalkmayın. Senin kalbindekini kalbin bilir o. Neyse o. Vedalarda, vedaları bir cümleyle özetleyebilirim diyordu bir Fransız yazar. Bir kitap okumuştum. Sonra bir yazı da yazdım okudum. Diyor ki bir cümle veda, veda felsefesi. Sois söz kötüye. Fransızca. Mesela bir cümle. Neysen ol. Sois söz kötüye. Sois söz kötüye. Bu vedalarda var, bütün mistik sistemlerde var. Mesela Mevlana'da var. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Kur'an diyor ki, olduğun gibi göründüğün zaman ben senin günahlarını da affederim. Rahmet senin günahlarından büyüktür. Neysem oyum gibi bir şey mi bu? Tabii. Ama olduğun gibi görünmezsen, kıvırır iki yüzlülük yaparsan, tarih boyunca dinci sahtekarların yaptığı gibi. Hocam herkes yapıyor. Tabii. Türkiye'de aydınlıktan niye rahatsız olanlar var? Laiklikten niye rahatsız yani olanlar var? Çünkü bunu kırıyor. Laiklik, İslam bir manasıyla da İslam tasavvufundaki o muhteşem Kur'an ahlakı melametin hayata geçirilmesi. Buna tahammülü var mı? Adam olduğu gibi görünebilir mi? Mahvolur, biter. Mutlaka bulanık su lazım ona. 40 tane maske kullanacak. Sen adama diyorsun ki hiçbir maske yok. Allah sana hangi yüzü verdiyse onu kullan kardeşim. Kur'an günahla mücadele etmiyor. Kur'an günahlar da insan hayatından temizlensin. Daha nazif, daha temiz, daha afif olun diyor. Ama tehdit yok. Ümit kapısını kapatmak yok. Kur'an kimle mücadele ediyor? Kimi düşman ilan ediyor? Zulmü. Zulmün en kötü şubelerinden biri nedir? Riyakarlık. Evet. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde daha öncekilere halefler yaptığı şeylerden baş... Ne yaptı? Halefler. Ben de haletler gibi oldu da. Hocam açın kulaklarınızı, bakın yormayın bugün beni. Halefler yaptı. Peki ne demek halefler yaptığı şeylerden başkalarına pay çıkarın? Çünkü o kelime çok önemli burada. Ben evet, onu korudum. Diyor ki mal mülkte siz sadece öncekilerin halefisiniz. Onlar önce başkalarınındı. Şu anda siz onları idare ediyorsunuz. Sizden sonra da başkaları gelecek. Ebediyen sizin gibi kasılmayın. Yunus bu ayeti mi tercüme ediyordu acaba? Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Ya bir Kur'an ayeti bundan daha büyük hangi lirizmle tercüme edilebilir? Yunus bu. Evet. İçinizden iman eden ve infakta bulunanlar için çok büyük bir ödül vardır. İnfak paylaşım, Kur'an'ın en hayati terimlerinden biri, yüzlerce yerde geçiyor. Evet. İman sahipleriyseniz size ne oluyor da Allah'tan emin olmuyorsunuz? Aman. Bitir ayeti. Üstelik Resul Rabbiniz sizden taahhüdünüzü kuvvetli bir şekilde almıştı. Diyor ki, şimdi aşağıda açacak onu. Size ne oluyor da diyor
paylaşmıyorsunuz. Çünkü Allah'tan emin değilsiniz. Hazreti Peygamber sahabilerinden birine diyor ki, Bilal-i Habeşiye, tabire bakın, tabire. Enfik ya Bilal ve la tahşe min zil arşi iklale. Bilal, paylaş. Bilal kölelikten gelme bir adam. Bir tas çorbası var. Zaten çorbası ile ilgili söylemiştir bunu Resul-i Ekrem. Paylaş Bilal diyor. Bu çorbayı da paylaş. Arşın sahibi azaltır diye korkma. O gönderir. Paylaşan adam Allah'a imanı, güveni olan adamdır. Ben Allah'a inanırım. Ne yaparsın inanır da? İşim gücüm olmadığı için evin arka tarafındaki camide akşama kadar gider yatar kalkarım. Hadi git şırdan be. Git şırdan be, secdeyi de kirletme. Senin kıldığın namaz İslam'a zarardan başka bir şey getirmedi ve getirmeyecektir. Adam ol, namazı öyle kıl. Kur'an diyor ki namaz sizi adam eder. Seni etmiyor, et, kılma kardeşim, namazı da kirletme. Kılma. Kılma, Allah sana belki bir şey verir. İslam'a zarar vermediğin için. Kılarak zarar veriyorsun İslam'a. Temiz vicdanla secde edecek adamları namazdan nefret ettiriyorsun sen. Kılma. Ben Allah'a imanım var. E nasıl imanım var? Namaz kılıyorum. Hayır. Öyle bir şey yok. Allah'a imanım varın manası, Allah'a güvenim vardır. Allah'a güvenim varın manası, sahip olduklarını paylaşmaktır. Burada onu veriyorum. Bunları okumasın diye millet, Arapçılık hegemonyası ile milleti Arap papağanına döndürdüler. 1000 senedir millet kendi dilinde Kur'an okuyamıyor. Allah'a bütün mevcudiyetimle şükrediyorum. Acizim, yapamam ama ediyorum. Araplar kendi dillerinde okuyorlar. Onlar bu prangayı bu milletin boynundan ben kırdım, çıkardım. Bu benim hakkım. Yapılan bir tezde Amerikalı bir zat söylüyor. Türk milletine Kur'an'ı okutan adamdır. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de okunuyor, başka numaralar çekmeye başladılar. İbadetlerinde kullanamasın, yok efendim arası bir öyle sevap alamasın, hatim sevabı alamasın. Kur'an'ı beni anlamak için okuyan, okuyun diyen emrine uyarak anladığı dilde, Türkse, Türkçe okuyan insanın hatim sevabı alamayacağını söylemek, İslam dinine en büyük ihanettir, en büyük günahtır ve tarihin en büyük namussuzluklarından biridir. Böyle bir şey de, yani bu kadar iman sahibi isteler eğer, böyle bir şey de, böyle bir şey söylemekte nasıl kendilerine hak görüyorlar? Ya böyle bir şey sadece bu cümle için söylemiyorum, genel için konuşuyorum. İmanı yok ki. Ama öyle yani o şekilde. İmanı bu. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim, iman ettik dersiniz, Hucurat'ta göreceğiz onu. Hayır demeyin diyor. Müslüman olduk deyin, nüfus kağıdına yazarsın, olur biter. Tamam. Götürür, Müslüman mezarlığına defnederler filan, öyle bir takım şanslar kazanırsın. Ama iman ettik başka bir şey. Kur'an bunu, görmüş Kur'an bunu. Müslüman olduk dersin, nüfus kağıdına yazdım, olay biter. Bunu tanıtacağım, bunun çok soru var. Ne hocam o? Bu ne? Bir dakika, şimdi karıştırma. Ama iman ettik başka bir şey. İman sizin diyor, boğazınızdan aşağı inmemiştir. Bunlar işte tarif ediyor, Kur'an vermiş bunu. Kur'an numara yutmaz. Getirir önüne koyar. Niye okutmuyorlar? Niye okutmuyor? Okudun mu? 3 satırlık Maun suresinden bu çıkıyor.
Maun suresinin icabını yapsaydı bu ümmet ve bu Türk milleti, dünyanın efendisi olmaz mıydı? Vallahi ve billahi efendisi olurdu, Allah yalan söylemiyorsa. Maun suresine ihanet etti, dünyanın kölesi oldu. Şimdi biz diyoruz ki, o prangayı kırıp Kur'an'ın dediği yere gelmeniz için bunu okuyacaksınız. Vicdanınıza, zerrelerinize sindire sindire okuyacaksınız. Başta parlamento. Sonra da bunu ders kitabı yapacaksınız okullarda. Başka yolu yok. Maun suresi. Evet. O olmadan Türkiye kurtulamaz. Evet. Buyur. O odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye kulu üzerine gerçeği apaçık gösteren ayetler indiriyor. Evet. Allah size karşı gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir. Evet. Açık. Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Bak gene döndü oraya. Hep infak. Evet. Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Sizin kimin malını önce... kimden esirgiyorsun ya? Sen ölüp gideceksin ya. Ya bankadaki hesap senin mi ya? Benim şu cebimde kaç lira var ve bugün bunun ne kadarını yiyorsam benim olan bu. Sana bir şey ısmarlıyorsam benim olan o. Bankadaki hesap... Ya ayıp. Et kebapları versin. Ya senin kadar zarif bir hanım böyle bir tokat vurur mu ya? Yalan mı hocam? Çençün meselesi. Peki. Tamam. Mesaj alınmıştır. 9 Nisan'ı bekle. Oo, 9 Nisan. Tamam. Şu sarhoşluk havasını bir atalım. Hocam sarhoşluk değil mi? Yanlış anlarlar. Şimdi çok müsait herkes. Yok o kadar değil. O kadar. Uyuşukluk havası diyelim. Bankadaki para kim kullanacaksa onundur. Sen ne tepinip duruyorsun? Sen kursağına gidenin temiz helal olması için uğraş. Banka hesabı büyütmek yerine onur paydanı büyüt, onu bırak arkaya. Hayır. Gelmiş 70 küsür yaşına, hala ona buna kazık atıp banka hesaplarını şişirmeye bak. Yerken de tuzsuz bir tas çorba, efendim bilmem tuzsuz ekmek bilmem ne falan deyip yediği de bu. Ya ne sen, anladım ben bu işten? Senin kafan yok mu ya? Bir kendine gel ya. Sen arkaya onur bırak. Onur. Onur bırak. Hayır, hala rakamları şişirmenin peşinde. Allah bir kulun kötülüğünü murad ederse diyor Cenab-ı Peygamber, onun fakirliğini alnının ortasına koyar. Vadiler dolusu altın da verseniz onu doyuramazsınız diyor. Ve böylelerine beddua etmiştir. Hayatının üç büyük bedduasından biri bunlar içindir. Maun bütün bunları verir. Hocam sonra birazcık şeyden, bedduadan konuşalım mı? Konuşalım. Tamam, şimdi zaten soru cevaba geçeceğiz. Ben şeyimizden. De onu Maun'dan bulayım. Tamam, bulun. Ben hemen şu 10. ayeti bitireyim. Bitir. İndeksten bedduayı bakıyorum. Umarım buluruz. Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Sizin fetihten önce nifakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz yapamayanlarla aynı değildir. Onlar derece yönünden fetihten sonra infakta bulunup çarpışmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah işleyip ürettiklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu kısma kadar. Bana buna göstermeye kalkma. Allah biliyor. Şimdi beddua. Bakın kitaba indeks koymanın faydası. Bu kitabı ben yazdım. Şimdi beddua bunun neresindeydi bulmak için uğraşacağım. 400 küsür sayfa. Tamam, ama şimdi indekste beddua 109-110. Biz şu anda hocam bir dakika siz onu söylemeden evet. Önce ben izleyicilerimize tekrar telefon numaralarımızı vereyim. Zaten Twitter'dan da mesajlar geliyor. Telefonla da geliyor da tekrar bir hatırlatalım. 0212-289-86-05, 0212-289-84-08 telefon numaralarımız. Hocamıza soru cevap bölümüne şu anda geçmiş bulunuyoruz. Hazreti Peygamber'in bedduası başlıkta.
Beddua nedir? Beddua siz... Beddua, kısa söyleyeyim, haksızlık yaptığına inandığınız kişiye o haksızlığın cezası olarak bir kötülüğün gelmesini istemektir. Ama beddua etme, döner dolaşır sana gelir derler. Çoğu haksız yere yaparsın da öyle olur. Ha, haklıysan şey değil yani. Gider çarpar. Halbuki haklıyken de yapmayın. Efendim? Haklıyken de yapma. Neden? Haklısın. Büyüklüktür. Hocam haklı olduğun yerde hakkı demişler falan, pek büyüklüğü yok bu konuda. Ay aferin sana, sen mi söylüyorsun bunu? Ben bile söylüyorum. Bana fırça atıyordun burada hocam falan diye. Ama hocam siz öyle okuyorsunuz, ben öyle... Ya benim çektiğim zulümleri çeksen sen demek 24 saat beddua edersin. Öyle beddua diye böyle canımı çok acıtan iki kişi var benim. İşle ilgili olarak da onlar bilir kendilerini. Biri yapımcı, biri yönetici. Hayır, ben öyle hani öteki tarafta hesaplaşacağız falan demem yani. Burada neyse görelim hesabımızı. İşte Allah büyük. Ben göreceğim. Yani zulme uğrayanların beddua etme hakları vardır. Ama bu haklarını kullanmazlarsa Allah onları ödüllendirir. Ha. Ben de çoğu zaman kullandım. Kullanmasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Allah'ın tavsiyesi de çok önemlidir. Öyle beni de yanlış anlamayın. Öyle Allah belanı versin falan demem yani. Ama bilirim ki... Bela, beddua, bakın belayı yanlış biliyoruz biz. Bela imtihan demektir. Belanın kelime anlamı imtihandır ve Kur'an bu kelimeyi çok kullanır. E tamam, Allah imtihanını versin o zaman, iyi bir şey yani. Hani bunu yaptıysan ben şimdi keşfettim. Ben diyorum ki Allah herkese gönlüne göre versin. Allah herkese müstahakını versin. Evet, müstahakını iyi bir şey. Sevdim ben bunu hocam. Aman hocam. Tam yerine denk geliyor, eline, manzara oturuyor gibi. Ne, ellerimi oynatmayacak mıyım? Hocam yapmayın ya. Oynatın da yani hani şey şöyle falan. Hayır, rica ederim. Bunu ritüe de yutturmaya kalktılar. Ritüktekiler işlerini bilmiyor mu? Tabii ki biliyorlar, çok iyi biliyorlar ama hocam... Yani kaldı işte. Ki tek el bu ya, insaf ya. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Ne var bunda? İkinci el de yok üstelik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var halbuki. Aslında öyle. Ay hocam, iyisiniz maşallah bugün. Beddua diyorduk. Peygamber aleyhisselam hayatında... Bakar mısın? Bu muhteşem bir yerdir bu. Bu Maun suresinin en muhteşem yerlerinden biridir bana göre bu kitabın. Üç tane bedduası var. Üç tane. Kime bu beddualar? Mesela kendisini taşlayarak, taş yağmuruna tutarak, kanlar içinde bırakanlara beddua et dendiği halde etmemiştir. Peki kime etti bu bedduaları? Hiç merak etmez mi insan? Kulak yiyene mi? Bir, her fırsatta başkalarına zorluk çıkaranlara. Allah'ım, insanlara her fırsatta zorluk çıkaranların işlerini sen de zorlaştır diyor. Yani bu beddua sayılır mı sayılmaz mı ama sayalım, biri budur. Şimdi gidersin, oturmuş adam orada veya kadın neyse. Bekliyorsun, bir evrak var, kaydedip verecek sana. Ağzında sakız, telefon elinde. He, Ayşen beni sonra ara, ben seninle konuşurum. Eyvallah diyorsun, kapatıyor telefonu herhalde. Aa, akşam mı geldiler? Ay bir anlat. Bakıyorsunuz. Bankoda bekliyorsun. İşi yapacak, evrakı kaydedecek, gideceksin veya bankada neyse. Aa, ben bunu seninle sonra konuşurum, ha kapatıyor diyorsun. Peki Ahmet ne dedi? Bir fasıl daha. Hanımefendi, bu özel konuşmaları başka zaman yapsanız olmaz mı? Bakın ayaküstü bekliyoruz burada filan dedim mi?
hayvana işimi mi öğretiyorsun? Şimdi peygamberin bunlara bedduası var. Böyle yapanların işlerini sen de zorlaştır. O onun faturasını ödeyecek. Kim bilir nerede, ben onu bilemem. Ha bir de bu son yıllarda türedi bu. İdeolojik ıstırap, acı çektiriyorlar insanlara. Nasıl yani? Ben bunu yaşadım. Ben tanıyor herkes değil mi? Diyor, zındık geldi gene. Gitmişsin yani, bir yıllarda yaşadım ben bunu ve orada büyük büyük kavgalar çıktı. Dedim onlara, siz bunu yapıyorsunuz. Ne münasebet efendim falan böyle. Belediyeye gidiyorsun, bir iş yapacaksın. Adam resmen seni orada takıyor, işini yapmıyor. Tanıdı ya seni, gördü kimsin. Bekle. Ve ondan keyifleniyor. Eminim birilerine de telefon edip filancaya böyle yaptım diye de kasılıyor. Önce de söylediniz galiba. Tabii yaşadım canım. Yaşadım. Ve dedim böyle yapıyorsunuz, bunun için yapıyorsunuz bunu. Hayır efendim, bize işimizi öğretme. Şimdi Türkiye'de bu çığır da açıldı. Gelen kim? Tamam. Ona göre muamele. Ayrıcı kelimene bizden mi? Bizden mi değil mi? Şimdi Türkiye'de hukukun güdümü alındığından ve yargının bağımsız olmadığından bahsediliyor. 20 sene önce bu dediklerim yaşandı Türkiye'de. Gittiği yer buraydı. Gayet doğal oraya gelecekti. Bunun başka bir yolu, yordamı yok ki. Bu bir günde birilerinin hokus pokusuyla olmuş bir şeydi. Bu bir zihniyet. Toplum buraya geldi. Müstahakını buldu. Ha burada bir şey var. Allah'ın kanunudur. Bunu yapanlar bir süre sonra bundan en büyük acıyı kendileri çekerler. Bu Allah'ın kanunudur ve bunun cezası budur. Mutlaka. Kendileri, çocukları, torunları çeker. Hocam. Birinci beddua. İkinci bedduaya geçelim. Dikkat. Dikkat. Ey dünya. Dünya dikkat etsin. Peygamber-i Ekber'in üç bedduasından ikincisi sabah. Yeryüzünün korunması gereken doğal değerlerini tahrip edenlere yaptığı bedduadır. Bir de onlara beddua yapıyor. Toprak anaya zarar verenlere mi? Aynen. Yani? Toprak, hava. Küresel afetlerde bu bir bölüm olarak incelenmişti. İnsanlık tarihinin ilk ve en büyük çevrecisi Hazreti Muhammed'dir. Ben bunu dünyaya ispat etmeye hazırım. Zaten küresel afetlerde bunun ispatını da yaptım. Şimdi biz bu ülkede ne yapıyoruz? Peygamber adına bunca edebiyat döktürürken orman katliamı bizde. Suların tahribi bizde. Havanın zehirlenmesi bizde. Doğal gıdaların yok edilmesi bizde. Hem de devlet eliyle. Türkiye'de yiyecek bir şey kalmadı. İki gün önce Azeri sanatçı Dadaşova'yla konuşuyorduk bu meseleyi. Ben yiyeceklerimin çoğunu Azerbaycan'dan getiriyorum buraya dedi. Türkiye'de çünkü genleri üzerinde oynanıp zehire döndürülmemiş yiyecek, hele sebze bulmak zorlaştı. Zorlaştı. Habire oradan buradan birileri çıkıyor. Yok öyle bir şey. Yani bir zaman Çernobil zamanı çay içerek. Ha. İşte aynı bilmem nelik. Aynı şey. Söyleyecek çok şey var da ben siyaset konuşmak istemiyorum. Aman evet. Aman deme, ben yani dilimi kirletmek istemiyorum. Neyse. Ondan değil hocam, siyaset zaten, o siyasete daldınız da bakın yani bir sürü şeyler geldi başınıza. Gerek yok, girmeyin. Neyse. Hiç onu affedin gitsin. Neyi affedeceğim? Siyasette başınıza gelenlere. Ben öyle bir şey demedim. Benim bir şikayetim ben yok. Ben dedim canım. Ben o tecrübeyi yaşayacaktım. Yaşadım. Ben ülkem için yaptım. Benim bir şikayetim yok.
Tamam, belki kendinizi suçluyorsunuzdur, niye girdim falan diye. Onun için okudum, diplomamı aldım, büromu açtım. Millete de dedim ki, bürom, ruhsatım, vekalet istiyorum, işlerini takip edeceğim. Vatandaş da dedi ki, sen yalan söylemediğin, haram yemediğin için sana vekalet vermeyiz. Tamam, bu benim suçum değil. Yürü, güle güle. Üçüncüsünü alalım, reklama gideceğiz. Parayı ilahlaştıranlara yaptığı beddua. Onu okuyacağım, ne beddua. En ağırı budur. Parayı ilahlaştıranlara. Maun suresine alınışı bunun içindir. Bakın ne diyor. Orada kullandığı bir cümle var. Teyse abdüddinâre ve dirhem. Yüzü koyun yere çakılıp sürünsün paraya ilahlaştıranlar diyor. Şunu senin ağzından daha etkili olur. Şu bedduasını oku. Kelime kelime tercüme etmişim. Son paragraf. Son paragraf mı? Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü giysilerin kulu kölesi olan yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler bassın da o dikenleri çıkaramasın. Of. O öyle biridir ki bir şey verildiğinde hoşnut olur, bir şey verilmediği zamansa asla vefa göstermez. Buhari Cihat 70. O kaynağı. Ne hocam? Kaynağı. Bir daha okuyayım mı? Vallahi içinden geliyorsa oku. Geldi. Millet görsün. Ve bir peygamberimizin ve bizi, bizi izleyenlere soralım. Kime soracağız hocam? Bizi izleyenlere. Kaç taneniz Hazreti Peygamber'in bütün peygamberliği boyunca hayatında yaptığı en ağırı, aslında öbürleri beddua da budur. Bu size söylendi mi? Bir daha okuyorum. Maun suresi size söylenmeden bunu nasıl söyleyecekler size? Bir daha okuyorum. Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü giysilerin kulu kölesi olan yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler batsın da o dikenleri çıkaramasın. O öyle biridir ki bir şey verildiğinde hoşnut olur, bir şey verilmediği zamansa asla vefa göstermez. Diyoruz. Ara mı var? Reklam arası. Kredi muslukları açılınca Allah'tan sonra sen varsın efendim. Azıcık kısılınca sen de kimsin? Kıyamet. Hocam bir reklam arası verelim. Ne demiştik burada bir şeyde, bir cümle söyleyelim. O mühür fikri bunun. Ey ahali ve ey insanlar, şunu unutmayın. Para insanı yoksulluktan kurtarır. Tamam. Bol harcarsınız. Eşeklikten kurtarmaz. Eşeklikten kurtarmak için ilim, irfan, iffet, kanaat lazım. İlim, irfan hepsini özetler. Onun için banka hesaplarına bakarak kimse ben eşeklikten kurtuldum demez. Başka şeylere bakacak. Burada var o. Şimdi artık soru cevap bölümüne geçebiliriz. İzleyicilerimizden gelen soruları yavaş yavaş cevaplandırmaya başlayalım. İlk soruyu buradan cevaplayacağız. Sayfayı mı açacağız? Hayır. Ha. Bununla ilgili hatırlatsın diye yanıma. Hocam ne o? Dur. Sabırlı ol. Sabırlı hocam, bana sabır demeyin. Bayağı bir sabır ağacı çıkacak içimde yakında. Şimdi senelerden beri bir müracaat vardır. Bir talep, rica vardır. Bir, Kur'an'ı biz Türkçe mealinden okursak hatim olur mu? Bunun cevabını çok verdik. Esas hatim evet, odur. Evet olur. Esas hatim odur. Öbürü abi de hatim olsun. Biz Allah'ın rahmetine ambargo koyacak değiliz ama esas hatim anladığın dilde Kur'an okumaktır. Bu yoksa hatim matim falan, kimse bu hikayelere inanmaz. Çünkü Kur'an diyor ki beni anlamak için okuyun. Anlamamak için okuyup da nasıl hatim sevabı alacaksın? Doğru. Bir. İkinci,
soru ve talep. O gördüm hocam, Kur'an'ın öğrettiği dualar yazıyor. Bir dakika yazıyor. Ya. Tamam ama diyorlar, biz Kur'an'dan seçilmiş duaları, biz oradan 600 sayfadan nasıl seçeceğiz bu? Hazır olsa da biz bunu görsek. Ben bunu yaptım yıllar önce. Kur'an'ın öğrettiği dualar. Bakabilir miyim? Ve bu tabii çok estetiği güzel. Hem Arapçalarını hatla yazdırdım özel. Hem Türkçelerini koydum buraya. Bunu ben bile çantamda tılsım gibi taşıyorum. Kur'an'ın öğrettiği dualar. Şunu şöyle bir al görsen de. Dua denince nasıl, ne anlıyoruz? Bir ne giriş dualar? Yazdım. Bir de evet. Fatiha suresi, Bakara. Yani Kur'an'ın öğrettiği dualar nerelerde geçiyorsa onları Ali çıkardım. Ali İmran, evet. Hangi duaları çıkarttınız yani? Hazır ettim. İsteyen Türkçesini, isteyen Arapçasını Araf, hazır okur, ibadetlerinde okur, ayrı Yunus, zamanlarda okur. Yusuf, evet. İbrahim, Kehf, Taha, Enbiya, Müminun. Diğerleri mesela, bunda şimdi Yasin yok o zaman. Yasin dua kim dedi sana? Söyledim ya, Yasin diye tutturma. Hocam ben tutturuyorum. Şimdi evde oturan düşünecek. Yasin ben biliyorum dua falan bunu söylediniz değil. Ama yani şimdi hayır, orada seçilmiş dua ayetleri orada. Lazım. O zaman burada olanlar dua ayetleri. Burada olmayanlar dua ayetleri Yasin değil. Yasin de olsa onu da koyardım oraya. Tamam. Hocam kızmayın, haftanın son günü. Ben sorulara geçiyorum ki... Kur'an'ın öğrettiği dualar rahat taşırsınız ve hepsi orada hazır. İsteyen Arapçasını okur, isteyen Türkçesini okur. Kendi bilir. Bu bir. İkincisi, şu meali görüyorsun. Bırak onu, kapat artık. Tamam. Tamam hocam, şey... Şimdi bu meali, yaşlılardan müracaat var. Okuyamıyoruz. Çok ince. Ne yapacağız? Büyük puntolu bir tane, bunun büyük puntolusunu yap, koyalım, okuyalım ve hatim indirelim. Mehdi kimdir? İnsan mıdır? Ne zaman gelecek? Mehdi diye bir şey İslam'da yoktur. Nasıl yani? Mehdi diye bir kavram İslamiyet'te yok. Bu Hristiyanlıktan bize geçti. Mesya kelimesini İngilizce bilirsin. Mese. Mesya. Mesya. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Mesya. Mesya diye İngilizce'de Mesih ve Mesihlik demek. Bilmiyorum o kadar. Peki. Oradan bize geçti. Mehdi hidayet önderi demek. Işık, aydınlık önderi demek. Dinde bunun şahıs olarak bir tane temsilcisi var, Hazreti Muhammed. O bir dünyadan gitti. Kitap olarak da bir temsilcisi var, o da Kur'an'dır. Üçüncüsü yok. Mesya, Mesih inancı kurtarıcı inancıdır. Emevi, Abbasi, Arap imparatorluklarının zulümleri altında inim inim inleyenler bir kurtarıcı aradı. Ve bunu çıkıp da Anadolu Kurtuluş Savaşı gibi mücadeleyle elde edemediler. Niye Atatürk'ten rahatsız oluyorlar? İşi böyle gizeme, mucizeye, oralara havale etmedi. Çizmelerini giydi, çıktı milletin önüne. Dedi ki ey millet, mücadele edeceksin yoksa ırzın namusun gider. Ve başardı. Arap Emevi imparatorluklarının kahrı altında inleyenler bunu yapamadılar. Biz Mustafa Kemal, Mustafa Kemal derken ne Mustafa Kemal benim babamın oğlu? Bana ev mi verdi, apartman mı verdi, han mı verdi, hamam mı? Tam tersine Mustafa Kemal'i sevmemek her şeyi kazandırıyor bugün insanlara. 24 saat Mustafa Kemal'e küfür tezgahı kurulmuş Türkiye'de. Örtülü, açık, sinsi, mertçe. 24 saat. Ben de bir yerinden, ben bilmem bu. Oraya abord ederim kendimi.
O ben de keyif yaparım. Ama o zaman benim vakarım ve imanım olmaz. Şimdi Mesya inancı nereden doğdu? Bu mücadeleyi verip kurtuluşunu sağlayamayan kitlelere teselli aramaları sonucu doğdu. Biri gelecek bizi kurtaracak, göklere havale. Diyor ya Gazi Mustafa Kemal, biz göklere havale etmeyiz. Biz akıl ve ilimle yerde yaparız işimizi. Bunu Mustafa Kemal'in Kur'an'ı filan vahyi dışladığı mı? Ya utanın be. Utanın. Mustafa Kemal'in o sözünü söyleyen en anıt İslam alimlerinden size 70 tane adamın listesini veririm ben. Siz ne diyorsunuz ya? Bilmeyen halkı kandırıyorsunuz. Ne alakası var? İşte söylediği budur Mustafa Kemal. Biz işi göklere havale etmiyor. Gökler bize vereceğini vermiş. Ne demiş? Zulme uğradınız mı? Toprağınız işgal edildi mi? Mücadele edin. Onu yapmak yerine göklere nasıl havale ediyorsun ya? Gök sana vereceğini vermiş. Peygamberlik bitmiş. Mehdi inancı buradan doğdu Hristiyanlıkta, sonra Musevilikte, Hristiyanlıkta, sonra Arap Emevi imparatorluklarının zulmü altında inleyenler bunu geliştirdi. Uydurma hadislerle bunu beslediler. Hemen söyleyeyim, hadis bilginlerine göre Mehdilikle ilgili hadislerin hiçbirisi güvenilir değildir. Ama kendini bir biçimde Mehdi yerine koymak isteyen sahtekarlar bunları kullanırlar. Şey, bizim efendi de Mehdi'dir. Hele Cumhuriyet döneminde. Mehdi ise o zaman bir de Deccal lazım. Deccal kim? O da Mustafa Kemal. Anladım. Mustafa Kemal kadar taş düşsün sizin boynunuza. He? Babalarınız belli oldu diye mi Mustafa Kemal'den rahatsızsınız? O olmasaydı kazanacağınız bir tek şey oydu. Babalarınız belli olmayacaktı. Bunu mu istiyorsunuz? Bundan mı rahatsızsınız? Hocam sinirlenmeyin. Gene... Sana ne yaptı? Bana sinirleniyorsun. Ne sinirleniyorsun? Sana var mı ya? Ya bırak Allah aşkına. Bunu yapma sabah. Hocam ama öyle... Bana sinirleniyorsun demedi. Ne alakası var ya? Bana bakarak sinirlenmeyin. Ya konuşuyorum. Benim şokumu kesme. Sana niye sinirleneyim ben ya? Bunun esprisi bile yanlış. Hocam ama bana bakmayın sinirlenince. Ben öyle sinirli insana pek şey yapamıyorum. Ya ne siniri? Sana niye bakayım ben? Ya konuşuyorum. Muhatabım sensin. Sana bakıyorum. Cansız kameraya devamlı bakacak halim yok. Niye? Kameraman arkadaş var onun arkasında. Ben yapma hocam öteki ya. Soruya bunu geçiyorum. Yapma. Demek ki Mehdi diye bir şey İslamiyet'te yok. Kelime anlamıyla alırsak Mehdi, ışık ve aydınlık önderi demek. Işık ve aydınlık önderi kişi olarak Hazreti Peygamber'dir, kitap olarak Kur'an'dır. Onların dışında ışık ve aydınlık önderi ilkelerdir, ilimdir. Kur'an'ın atıf yaptığı bu. Tamam hocam. Mustafa Yadaş İstanbul'dan sormuş. Alışveriş merkezinde umre kazandım, caiz midir? Sabahımı şimdi mi? Peki. Pekala. Şimdi demiş ki kadın eve gelen kocasına demiş ki yorgun argın adam gelmiş uzanmış of demiş. Pestilim çıktı. Kadın demiş ki seni teselli edeyim. Nasıl demiş edeceksin? Sana minareden keçisi düşüp ölen Zekeriya'nın hikayesini anlatayım demiş. Adam demiş ki eyvah kadın yaktın beni. Şimdi ben bunun neresini düzelteyim? Minareden değil gökten. Keçi değil koyun. Zekeriya değil İsmail. Şimdi şeyden umre kazandım. Gitsin gelsin gönlünü eğlendirsin. Ondan sevap mevap bekliyorsa onlar yalan. Niye hocam kazanmış? Belki o adamın gidesi vardı, imkanı yok. Gitsin. Hayır, böyle bir şey çıkmış yani. Gitsin. Engel yok. Hayır ama caiz midir? Onun bir sevabı yoktur. Yok, niye diyorsun? Yok, günah, cebinden günah mi çıkması lazım efendim, parasını? Efendim günahı yok.
Ya piyangoda... Sevabı ben verecek değilim ki ben karar vereyim. Öyle dediniz. Zaten her şey piyangoya kaldı Türkiye'de. Ya piyangodan çıkmış. Adam caz merak ediyor. Caiz midir değil midir diye. E demek ki öyle oradan bir şey onu çekiyor ki gidiyor ona piyangodan çıkıyor. Gitsin hayrını görsün. Gitsin canım. Sevabına gitsin. Gitsin. Ne istiyorsun başka? Gitsin. Hocam ben bir şey istiyorum. Sevabı günah olmaz. Tövbe yarabbim ya. E sevabı olur herhalde hocam artık. Evet. Başka? Yazık şimdi adamcağız aç belki. Şimdi hocam ben ne olarak düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi sizinle böyle bir konuşalım tamam mı? Şimdi ben ne olarak düşünüyorum? Bu adamcağız, bilmiyorum adamcağız diyorum yanlış anlamasın ismini unuttum çünkü izleyicimizi. Mesela belirli bir maddi durumu yok diyelim. Ve yıllardır da Umre'ye gitmeyi hayal ediyor diyelim. Ve de böyle bir şey çıkmış. Şimdi gene de ama kafasında bir soru işareti var caiz midir değil midir diye. Ben daha hani o açıdan baktığımda olaya size soruyorum. Anladınız mı? Onu da sen sor Özgür. Söyledim ben söyleyeceğim. Tamam geç. Tamam. Buna daha önceden biz cevap vermiştik ama önümde durduğu için soracağım. Ankara'dan Zuhay... Aa gitti. Neyse başka soru geldi. Hale Şavdar'la Edirne'den sormuş. Şükretmek bizi Allah katında ödüle götürür mü? Şükretmek bir defa görevdir. Şükrederseniz verdiğin nimetleri artırırım diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki karşılığı da var. Güzel bir soru. Alp İrfan sormuş. Zulme uğrayan kişinin bedduası tuttuğunda zulmeden kişi farkında olmadığı sürece ilahi adalet sadece kavram olarak kalıyor. Sormamış, söylemiş. Ne demek istemiş ben pek anlamadım. Siz anladınız mı? Ona ne? O müstahakını bulsun. O kadar. Ne yapacaktı yani panolar asıp şunu yaptım karşılığında şu oldu diye reklam mı verecekti? Değil yani o söylesin ya da şey yapsın. O kadar gitti. Takipçi olmasın yani. Bence de. Evet. Babamın vasiyeti üzerine onun mezar taşına Fatiha suresi mealini yazdırmam doğru olur mu? O vasiyet geçerli değil. Yani her vasiyet geçerli değildir. Ama Fatiha suresini yazdırmışsa yazdırır. Bir mahsuru yok. Yazdırmasa da bir mahsuru yok. Vasiyet niye geçerli değildir dediniz? Gerekmiyor çünkü. Ha. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama öyle bir şey adamcağız istemişse yazdırsın tabii. Yazdırırsa yazdırır. Mustafa Atalı sormuş. 4 defa hacca gidip de çocuklarına aynı eşitte mal dağıtımı yapmazsa günah mıdır? Gene deminki hikaye geliyor. Şimdi mi sonra mı? Tövbe yarabbim. Ya kardeşim. Bir şey günahsa günahtır. Orada da günahtır, burada da. O şartta da, bu şartta da. Şimdi bu ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Sen anlat bana soruyu. Ben size anladığımı söyleyeyim. Şimdi babası gitmiş 4 kere hacca. Evet. Bunlar da birkaç kardeşler. Hacca gitmiş olmasına rağmen mal var babada. Ben de kendi hayal gücümü kullanıyorum. Hacca gitmeseydi. Hayır, mal dağıtımını eşit yapmamış. Hacca gitmeseydi. Ha. Bu yaptığı mazur mu olacaktı? Hayır. E o zaman? Aynı şey değil mi? Yani o hani 4 kere hacca gitmiş olması eşit dağıtmamasını affettirmiyor. O malın sahibine bağlı. Yani mal eşit dağıtacak. Bunlar o eşitliği hak ediyor. Ben ne bilirim ya ben hele alemin özel işlerim. Ben ne bileceğim? Mal adamınız da istediği gibi de dağıtabilir ayrıca. Hiç vermeyebilir de mal adamın bunların o malı almaya layık olduklarını nereden biliyoruz biz? Ama evladı canım artık o kadar. Evladı olabilir. Evlatlar var diyeceksiniz değil mi? Evladı olabilir. Adam der ki şu kadarını da ben başka işlerde kullanacağım. Diyemez. Ha tabii belki bir yardım vakfı kuracak, bir şey kuracak belli mi olur? Bağışta bulacak. Özel durumlar ya. Boş ver geç. Tamam.
Volkan Akyol sormuş. Hocam, insanın sevdiklerini kıskanması günah mıdır? Kur'an'da kıskanmaktan bahsediliyor mu? Teşekkürler. Yani haset manasında mı? Herhalde. Haset olmaz. Haset kötü bir şey. Kıskanmak ama kıskanmak hepsi haset. Gıpta etmek deriz Türkçe'de. Gıpta etmek değil, kıskanmak. Kötü değil. Kıskanmak kötü. Heves edebilirsin. Bu insani bir duygudur. Bunun günahla falan ilgisi yok. Ama heves etmenin de bir çizgisinin olması ben lazım. Ben çizgisini bilemem Sabah. Bir sınırının yani kıskanmak günah tabii ben ki yani. Ben bilemem onu. Ben sizin saatinizi kıskanırsam kötü bir şey o yani. Onun bu. İç dünyasında ben ona sınır koyamam. Ben ölçülerini veriyorum. O kendi bakacak onu. Tamam. Ben birine çok beddua ettim ama daha sonra pişman oldum, tövbe ettim. Yine de benim bedduam tutar mı demiş Selin Bulut. Bilemem ben onu, Allah'a sorsun. Ben bilemem. Allah tutturdu mu tutturmadı mı? Nereden bileceğim ben onu? Yani tövbe etmek yapılmış olan bedduayı bozar mı? Bilemem. 60 saniye ara verelim, devam edeceğiz. Yedim, tamam. Ben ondan soruyorsun zaten. Tamam hocam, yayındayız. Samsun'dan Ayşe Dalgıç sormuş. Biyolojik annenin ve büyüten annenin hakları nelerdir? Ne? Biyolojik annenin ve büyüten annenin. Yani bir kadın doğurmuş. Ya ben doğurdum ama başkası büyüttü. Onun hakkı çok büyük. Mutlak Allah'ın haklarından sonra. Hangisini? Doğuranın mı? Doğuranın. Doğurmuş ama bakmamış diyelim. Onu bilemem ben. Ben anneyi diyorum. Ha, tamam. Bakmamışsa ben onu bilemem. Onu hakime, emniyete gitsin. Ben onu bilemem. Öbürü de emek vermiştir. Emek verenin de hakkı olur. O kadar. Bunlar şimdi sor. Bunları aklından sıkıntısı olmayan herkesin bileceği şeylerdir bunlar. Niye bunları soru diye soruyorlar? Demek ki bilemiyorlar. Demek ki bazı yazık şeyler... Yazık değil mi ya şu koca televizyonun zamanını bu programı bunlara harcıyorlar ya? Sana hizmet etmiş. Doğursun doğurmasın. Gayet tabii onun da sende hakkı var. Şimdi hocam ne olabiliyor biliyor musunuz? Mesela ben de bugün sadece açıklama zorunda hissediyorum kendimi empati yaparaktan. Şimdi mesela diyelim ki beni bir kadın doğurmuş. Ondan sonra başkasına vermiş, büyütmüş. O da büyütmüş. Şimdi ben ortadayım. Yani esas annem o mu, beni büyüten mi? Ben hangisini seveceğim, hangisini sevmeyeceğim? Ya da hangisine benim vefa borcum var, hangisi? Düşünsenize hocam, bir çocuk olaraktan çok zor bir şey bu. IQ'nden şüphe ettireceksin beni sonunda. Hiç şüphe etmemiştim. Yahu sen esas anneni anne olarak seveceksin. Bu senin varoluş mecburiyetin. Öbür kadın da sana hizmet etmişse ona da şükran borcun var. Bunun hocam, neresinde anlama. Gariplik var ya? Neyini soruyorsun bunu? Ben sormuyorum hocam, izleyici soruyor. Ben de açıklamasını yapıyorum yani, izleyicimiz sorabilir çünkü böyle böyle düşünebilir diyorum. O zaman sıyırmış ya veya bizimle maytap geçiyor. Bu soru olmaz. Ben artık maytap geçme dertebesine ulaşmak istiyorum. Bu hafta zor dedim, daha da zorluyorsunuz hocam beni. Yani şöyle bir şey mi diyeyim ben? Sana hizmet etmiş o kadına sen şükran duymalısın. Annene asla değil. Böyle bir şey mi bekliyor benden? Kendi iç sesini dinlesin mesela. Canım niye ya ben şimdi onunla mı uğraşacağım ya? Tamam hocam. Yani eğlence, onun eğlence duygusunu tatmin için ben burada konuşacağım. Bence eğlence için. Aklı başında soru sorsunlar ya. Bence eğlence için sormadı. Bak diyor ki hocam Nihat Canbaz, Çanakkale'den. Bazı camilerde çok kötü ezan okuyorlar, bu günah değil mi? Ha bu soru. Ha bu soru, bu çok da güzel bir soru. Bu soru. Evet. Sesi güzel olmayanlara ezan okutmayı Peygamberimiz yasaklamıştır. Bir. Özgür çok şey yaptın. Hepsi yavaş yavaş tekrar söyle bakayım. Bu deminki soruyu soran, biyolojik anne falan sorusunu soran, evet. Kadın ağlayarak aramış. Biyolojik annesini öğrenmiş. Kendisini yetiştiren annesini de çok seviyormuş. Arada kal. Ya işte. Niye arada kalıyor? İkisini de sevsin. Biri annesidir. Mecburen sevecek onu.
Öbürü de ona hizmet etmiş. Onu da sevecek, söyledim. Ne arada kalması ya? Hocam aslında bir şey söyleyeyim mi şimdi? Kadın dediklerine göre bana yukarıdan telefonda belirli bir yaşa gelmiş olan bir kişi demek. Yani sesinden falan belli oluyordur. Şimdi belirli bir yaşına kadar bir kişiyi anne olarak belliyorsun ve onu o şekilde seviyorsun. Derken bir anda senin annen o değil diye bamba benim senin annen diye. Travmatik bir durum yani şimdi. Hani neye inanasın? Yani senin annen doğurmuş, çekmiş, gitmiş ya da ne olduğunu bilmiyorum. Yani kimsenin günahına tamam, girmek bu, istemem. Bu, yani o travma bu ondan dolayı. Bu aykırı değil. Değil ama hani ben açıklaması yapıyorum ki izleyicimiz de yani bu soruyu soran kişi de yanlış anlamasın diye. Ha, bunun yarattığı bir travma varsa onun adresi ben değilim. Psikologlar. Ben onu bilemem. Bu güzel bir soruydu Nihat Bey'in sorusu. Camilerde kötü ezan okunması, kötü sesle. Kötü deme yani ezanı tamam, kötü demeyelim de. Tamam öyle yazmış kötü sesle diye ben düzeltim. Sesi güzel olmayanların ezan okumasını Peygamberimiz yasaklamıştır. İyiyiz. Ama hocam çoğu camide de sesi güzel olmayan kişilerin ezan ya okuduğunu. Allah Allah anladık tamam biz bir defa ilkeyi öğrenelim. İki. Yani şu yayını erken bitirsek ya yayın yönetimi ama hocam bilmem ne. Ne yapayım ben şimdi yasaklayayım mı? Hayır ama okuyorum. Ya bana işte. Sorma onu. Sabah yapma Allah tamam aşkına hocam, ya. Tamam hocam tamam buyurun. Ama hocam böyle. Ben Diyanet işlerini kotarmıyorum. Ben yasak mı koyacağım ya? Ben sana ilkelerini hocam, söyleyeceğim. Hocam sohbet etmezsek nasıl program sohbet olacak? Sohbet değil bu ya. Tamam hocam devam edin siz. Sana yukarıdan talimat mı veriyorlar gerginlik ya? Yok hocam. Ben hiç gerginlik taraftarı değilim. Hiç de gerginlik bana sorulan soruyu sor. Ama hocam yok ama ben jandarma değilim. Camiler bana bağlı değil. Adam öyle okutuyor, öyle okutuyor. Bana ne? Ben ilkesini söyleyeceğim ya. İşte olması gerekeni söyleyin. Tamam hocam söyleyin siz. Sormayacağım Allah başka ya. Bir daha izleyicilerin sor. Ay izleyiciler de lütfen güzel sorular sorun. İzleyici güzel soruyor. Sen berbat ediyorsun. Aa. Evet. Şimdiye kadar devamlı izleyiciyi fırçalıyordunuz. Ben onları koruyacağım diye burada şey yapıyorum. Ayıp hocam. Şimdiye kadar izleyiciyi artık. Fırçalamam. Senin yaptıklarını mazur mu gösterecek? Ben ne yaptım ayol? Adam mis gibi soru sormuş. E tamam. Bırak da cevap vereyim. Ama sokma araya. Ama'yı bırak. Amasız bir şekilde siz devam edin hocam o zaman. İstediğiniz gibi. Çirkin sesli ezan okuyanları yasaklamıştır Peygamber. Güzel sesle okuyacak. Ezanı nefret unsuruna dönüştürmeyecek. Ezanı namazdan tiksintiye dönüştürmeyecek. Bugün yaptıkları odur. İki, cihazla ezan yasaktır. Bunları söyledik burada ama soru önemlidir. Bir daha cevap veriyorum. Cihazla ezan ilk günde yasaklanmıştır. Namazı cihazla duyuramazsınız. Bugün ne yapılıyor? Herkes cihazdan okuyor. Cihazla ve tabii ezan duyurmak filan alanını çoktan geçiyor. Adeta camiye gelmeyenlere sövmeye dönüşüyor. 150 metrede bir cami. Her minarede 4 tane hoparlı sonuna kadar açılıyor. Yarı gecede başlıyorlar. Biri bitiriyor öbürü kesiyor. Başlıyor. O kesiyor öbürü başlıyor. İslam'ın namazın duyurulma aracı olarak bize verdiği ezan bu mu? Böyle bir ezan İslamiyet'te yok. Muhammedi sünnetin böyle bir ezanı yok. Bakın bugün dünyada ezan Müslüman olmayan ülkelerde İslam'dan nefretin, İslam'a saldırının temel sebeplerinden biridir. Niçin? Bu cihazla okunma yüzünden. İsyan ediyor Avrupa ülkeleri. Minare istemeyiz. Estetik niye istemez? Ha biliyor yarın 4 tane hoparlığı takacak, yarı gecede başlayacak var. İnsan hakları evrensel bildirgesinde İnsan haklarından biri de insanların dinlenme hakkıdır. Sen gece yarılarında insanları bu şekilde nasıl yataklarından fırlatıyorsun yukarı? Böyle ibadet olur mu? Neymiş efendim? Peygamberin dediğini yapmayacak. Peygamberin dediğini yapmayacak.
Nefsinin dediğini yapacak, teselli bulacak. Namaz kılmayanlara sövecek. Hatta camiye gelmeyenlere. Peki hastalar ne olacak? Bebeler ne olacak? Yaşlılar ne olacak? Vardiya işçileri ne olacak? Sen şu ezanı peygamberinin dediği gibi okusana insan sesiyle. Hayır okumayacağım diyor, böyle okuyacağım. Buyur oku. Buyur oku. Sen dünyaya biz ibadet ediyoruz diyeceksin. Dünya da bunu kabul edecek. Sen bunu ibadet diye kimseye yutturamazsın. Onun için ezanların Hazreti Peygamber'in talimatına uygun okunmasının sağlanması lazım. Bu hem iman hem vicdan borcudur. Ama bunu yapacak olan ben değil. Bunu Müslümanın vicdanı, sonra da Diyanet yapacak. Buyursun yapsın. Bittiyse cevabınız diğer soruya geçeceğim. Lut kavminin yok olma şartları yavaş yavaş oluşuyor mu demiş Ahmet Aydemir Bendemiral Rize'den. Neyin? Lut kavminin yok olma şartları yavaş yavaş oluşuyor muymuş? Nerede Lut kavmi? Hocam ne bileyim ben, bana sormayın. Kendiniz anlayın soruyu. Hayır, Lut kavmi yani diye bir kavim yok ki bugün. E tamam öyle diyor, geç soruyor. Binlerce yıl önce yaşamış bir kavim. E tamam yani siz kendiniz anlayın soruyu. Sonra ben size soruyu izah edince şey yapıyorsunuz. Nuh tufanı bölgesel bir kıyamet miydi? Bilmiyorum. Geç. Cenaze gömüldükten sonra hocanın tavkını vermesi ne demek? Talkin. Ne? İslam dışı. Tamam, ne demekmiş? Yani kabrin başına gidiyor. Aşağıdaki cesede diyor ki sana melekler gelecek, onlara şöyle 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 söyle. Bunun İslamiyet'te yeri yok. Zaten Türkiye'de de bu ağır ağır kaldırıldı. Bu böyle bir şey dinde yok. Mevta defnedilir. Allah'ın rahmetine tevdi edilir. İçinden gelen bir Fatiha okuyacaksa okur. Bitti. Dilenenlere Allah versin demek günah mıdır? Neyse, la havle ve la kuvvete illa billah. Peki, Allah versin demenin günah olan bir tarafı yok. Herkese dersin, Allah versin. Geç Özgür. Hocam, piyango parası eğer çıkanın kaderinde varsa neden haram? Eğer o kişi oynamasaydı o para helal yoldan gelir miydi? Haramdır, helal yoldan gelir mi gelmez mi onu bilmem ben. Piyango parası haramdır. Niçin bizim... Alın teri dökmeden para haramdır. Adı ne olursa olsun. Evet. Niçin bizim bayram ve kandil günlerimiz değişiyor? İsa'nın doğumu hep aynı gün. Neden? New York'tan yazıyorum. Sağlığınıza duacıyım. Ne? Niçin bizim bayram ve kandil günlerimiz değişiyor? İsa'nın doğum günü hep aynı gün diyor. Ya bu New York'ta kafayı mı yedi? Bayram günleri milli günlerdir. Her milletin günleri farklıdır. Bütün insanlığın milli günleri diye bir şey olur. Gayet tabii hocam onu sormuyor. Siz isterseniz kendiniz okuyun, anlayın cevabını verin. Hayır, sormuyor o, yani. Gayet açık. Yani bizim günlerimizle Kanada'daki adamın milli günleri aynı olur mu? Hocam soru o değil ama ben size açıklamayacağım, soruyu geç. Sayın hocam, şehitlerin cesetleri çürür mü? Bakara suresi 152. ayette de bundan nasıl bahsediyor? Ceset, herkesin cesedi çürür. Şehitler ölümsüzdür'ün manası cesetle ilgili değil. Ruhlarla ilgili, onların hatıraları ile ilgili. Ceset çürür. Allah'ın tabiata koyduğu kanunların icabıdır, çürür. Şehidin de çürür, herkesin çürür. Surelerde geçen Allah'a borçlanmak ne demek? Ha, o mecazi bir ifade, o Kur'an'da geçiyor. Yani karşılığını Allah daha fazla verir.
siz esirgemeyin, tutmayın, cimrileşmeyin, verin. Paylaşım dedik ya biraz önce. Verin, Allah size onu geri gönderir. Allah'a borç vermek tabirini kullanıyor, mecazi bir ifadedir. Geç Özgür. Büyük din alimleri Mehdi ve Mesih dünyada, hatta İstanbul'da diyorlar. Buna inanıyor musunuz? İslamiyet'te benim dinimde öyle bir inanç yok. O sonradan bu dine sokulmuştur. Tabii bundan parsa toplamak isteyenler bunu yaygınlaştırıyor. Şimdi benim tetkik demeyeyim, zaten açık herkes. Gördüğüm kadarıyla son 60-70 yılda Türkiye'de 20'ye yakın Mehdi türemiştir. Kimi öldü gitti, kimi hala duruyor. Daha 30 tane türer. Bu çünkü verimli bir alan. Mehdi burada. Bu dünyadaki kocamız öteki dünyada da kocamız mıdır? Benim eşim öldüğünde başkasıyla evlenirsem öteki dünyada kim eşim olur? O karar Allah'a kalmış bir karar. Ben bilemem. 60 saniye ara veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Adana'dan Ahmet 40 sormuş. Rabıta namazı hakkında bilgi verir misiniz? İlk defa öyle bir namaz duyuyorum. Ben de ilk defa duydum. Rabıta namazı. Bak, bu bazı tarikatlarda rabıta var ki açık bir putperestlik uygulamasıdır. Kişiye tapmadır. Bunu kastediyorsa namazla bunu yan yana getirdiği için tövbe etmesi lazım. Rabıta namazı diye bir şey yok. Hayatta insanlar için kullanılan tapmak kelimesi şirke girer mi? Ne için kullandığına bağlı. Yani Allah'a tapıyorum dersen bir mahsuru yok. Ama falan şeye tapıyorum veya Şeyh Efendi'ye tapıyorum dersen battın. Dememesi gerekiyor. Yani tapmak kelimesini Allah için kullanmakta bir mahsur yok. Eşimle 4 senedir evliyiz. Yalnız kaç kere imam nikahı yapması için teklif ettim. Maalesef yapmıyor. Ne yapmam lazım demiş Yeliz Hanım. Bilemem ben. Bunu bilemem. Ailevi bir mesele, ben nereden bileyim? Nikahı yok mu bunun, resmi nikahı? Varmış 4 yıldır. Ne istiyor? Nikah nikahdır, bitti. Herkes bunların karı koca meşru bir birliktelik kurduklarını biliyor mu? Bu tescil edilmiş mi? Bunun dinisi, la dinisi, imamı, belediye memuru olmaz. Bitti. Eksi 90'lı. Yani. Evet, öyle de düşünebilinir. Neler demişti hocam size, o kadın mıydı neydi? Amerika'da mı baktınız? Kadın da erkek adı, Morgan. Morgan. Zenci. Neler neler. Yani. Ta buralara kadar. Şuralara kadar. Şunları be, hayret ya. Sizde çok çizgi var, bende o kadar yok. Sen benim kadar çile çekmedin ki. Hocam herkesin çilesi kendine. Ve miktarı var. Tamam canım. Gayet yani. Tabii sen de çek mutlaka. Tamam, herkes Allah yani çekemeyeceği yani, şeyi vermez hocam. Sende yok mu çizgi bu kadar? Sizin öteki eliniz daha çizgili. Şu. Var işte, daha fazla, daha derin çizgileriniz sizin. Derin bir kişi olmanızdan herhalde. Eller eller. Baş parmak olmazsa el hiçbir işe yaramıyormuş. Hiç düşündün mü? Doğru. Bir yerde okudum. Yani 4 parmak var değil mi? Biri eksilse de 4'ü
bunların fonksiyon yapması için baş parmak şart. E tabi şimdi bunu böyle kaldırabilirsin. Ama böyle de kaldırabilirsin baş parmak olmazsa. Baş parmak dindeki tevhid ilkesi gibi. O yoksa diğer hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Namaz kıl, oruç tut, hacca git bilmem ne. Eğer Allah'a tam teslim olmuyorsan hiçbir bir şey yaramaz. İstanbul'dan Aslı Bayraktar sormuş. Duaların pozitif etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesin pozitif etkisi var. Defalarca anlattık burada. Kesin. Nasıl etki eder? Ne kadar olur? Ne olur? Onları bilemem. Ama şunu bilirim. Helal lokma yemeyenlerin duaları kabul olmaz. Yani insan hukuku çiğneyenlerin dualarını Allah kabul etmiyor. Bir numaralı değer budur. Adana'dan Yılmaz Gökçe isimli izleyicimiz sormuş. Kimlerin şahitliği kabul edilmez? İftiracılar. Yani Kur'an'a göre mi soruyor? Kur'an'a göre bir adam iftira etmişse birine, bu belgelenmişse o adam ebediyen tanıklık hakkını kaybeder. Nur suresinde açık. Bir daha söyleyeyim. Bir adam iftira etti birine. Bir isnatta bulundu. Şöyle böyle. Bu belgelendi. Bu adam bu iftirayı yaptı. Bu iftirayı yapan adamın bir daha tanıklık hakkı yoktur diyor Kur'an. Bitti. Çok ağır bir ceza. Karaman'dan Sabiha Aydın sormuş. Kalp kırmak, Kabe'yi kırmak sözü hadis midir? Hadis öyle bir hadis değil de Kur'an'ın verilerine uygundur. Şimdi ne dedik biraz önce? Allah bize şah damarımızdan daha yakın kalple. Kabe de mabetlerin kalbidir. Bunu kırınca, onu kırınca o da kırılıyor. Ha şöyle bir hadis rivayet edilir. Kalp Allah'ın esas Beytullah'ı, Kabe'si kalptir. Onu kırmayın. Ama söz ne olursa olsun Kur'an'a uygundur. Yani mana Kur'an'a uygundur. Sivas'tan Jale Hoşgör sormuş. Bağnazlık kavramına İslam dini nasıl bakıyor? İyi bakmıyor. Bağnazlık, yobazlık demek. İyi bakmıyor. Nasıl iyi baksın ki zaten? Sinop'tan Nebahat Güner sormuş. Erkeklerin uzun saçları günah mıdır? Yok, peygamberimizin saçları da uzun, omuzlarına kadar. Hayır. Meditasyonun dinde sevap veya günah diye bir karşılığı var mıdır? İyi bir şey yapsın. Ben de yapıyorum zaman zaman. Başka var mı sorun? Meditasyon mistik deruni verilerle kısmen tırnak içinde sporun birleşmesi. Yani bedensel bazı şeylerde katılıyor. Bu güzeldir. Fakat bazıları ben meditasyon yapıyorum, namazın yerine geçer diyor. Bu yanlıştır. Bu ayrı ayrı. İkisini birden mi yapmalı ya da hani öyle bir şey mi? Ya meditasyon yapmak diye bir mecburiyet yok ama iyidir. İyidir yani. Gayet tabii. Yapabilirsiniz ama onu ötekinin yerine koyamıyorsunuz. Ben de yapıyorum meditasyon.
zaman zaman güzeldir. Zaten bizim tasavvuf ekollerinde meditasyon var. Her gün yapıyor musunuz hocam? Her gün yapamıyorum. Durumu el vermiyor. Ama yapmaya çalışıyorum yani. Hocam bu arada izleyicilerimize tabii ki söylememizde bir fayda var. Bazen hani onların sorularına kızıyorsunuz, bazen hani onların gıyabında bana kızıyorsunuz falan. O kemoterapi görüyorsunuz ve de gerçekten çok ağır bir şey ve asabi olmanız da çok normal. Onun için izleyicilerimiz de kusurunuza bakmasın, hiç kimse bakmasın yani aynı şekilde. Hani bu kadar ağır bir kemoterapiye rağmen buraya geliyor olmanız bile gerçekten çok önemli. Onlara ne kadar çok değer verdiğinizi gösteren bir şey. Bizim bugün sizi ya da onu gördüğünüz zaman sizi hani ya bantaya indirmemiz lazım diye bir şey, ama siz hani o kadar izleyicinize saygılısınız ki bütün fırçalarınızın arasından yine de hani bu halde kalkıp geliyorsunuz. Gerçekten insanlar yatağa yapışıyor, kalkıp gelemiyor ve siz hani son derece şık bir şekilde Grand Hall'e ta saatinize, kaleminize, tesbihinize kadar düşünüp geliyorsunuz. Biz öyle yapıyoruz. Evet, ama hani bu gerçekten çok güzel bir şey ve hani tabii ki bana bitiyor, düşen sizi takdir bitiyor. Etmek ama bitiyor. Bitiyor biliyorum, ama çok büyük bir özveride bulunuyorsunuz siz bu din konusunda insanları bilgilendirmek için, bunu da yabana atmamak lazım. Nietzsche'nin bir sözü var, Alman filozofu büyük Nietzsche diyor ki ben eserim için yaşıyorum diyor. Bu söz benim için çok geçerlidir. Ben bütün hayatımı eserim için yaşadım. Benim bir misyonum var. Tarihin bana yüklediği bir misyon var. Kozmik planların bana yüklediği bir misyon var. Bunun ben bilincindeyim. Ve bu o planların, madem açtım, kontrolü altında bir misyondur. Ben bunu yerine getireceğim. Hiçbir şey buna engel olamaz. Ta sahibi bana görevin bitti, gel deyinceye kadar. Ben ameliyat masasında söyledim. Ben geldim dedim, herhalde bitti. Ben hazırım. Ben hayatımı bugün için yaşadım. Hayır, bitmedi dediler. Bu bir epröv. Bu bir tecrübe. Bunu yaşayacaksın. Bu senin için bir yaşanmış tecrübe, bir eksperyans vekü olacak. Ve işine devam edeceksin. Dediler ve ben devam ediyorum. Tabii benim durumumda bir adamın burada ne işi var ya? Gerçekten yok. Çok ben korkunç. Evin bir katından öbürüne bile çıkmam beklenmez. Tabii ki. Ben her gün çıkıyorum, hem işime gidiyorum, matbaaya gidiyorum. Maşallah çok güçlüsünüz. Hem hani bu misyonu, hani evet bu misyonu yüklenmişsiniz, ama hani şey de yapabilirsiniz. Ne bileyim ben, hastalık bu hocam, yani sizin kendinize de dikkat etmeniz gerekir. Onun için gerçekten çok, hani bazı izleyicilerim şey kızıyordu, azarlıyordu, işte agresif de falan diyorlar. Çok haklı, adam kemoterapiden çıktı, nasıl agresif olmasın yani? Az bile yapıyorsunuz. Agresif falan yok ya. Ne agresif ya. Ha, böyle bir geliyorlar gidiyorlar ya. Onu söyledim. Hocam neyse, teşekkür ederiz. Programımızın sonuna ben geldik. Kendinize iyi bakınız. Ne diyeyim, haftaya görüşürüz. Balınızı, çayınızı içiniz. Öyle bir yeniden yapılandırılmış bir vaziyette haftaya sizi tekrar bekliyorum. Haftaya İnşallah. Daha iyi olur. Muhakkak ki. Zaten öbür hafta her bitiyor. Her geçen gün daha iyi olacak. Bu sıkıntılar, yani şimdi ses kısıklığı filan. Bu midem için aldığım ilaçların bir etkisi. Evet. Yoksa ben bir şeyim yok şimdi. Ben burada kalkar yürürüm bir saat. Ama onu niye veriyorlar? Yatıp uyuyayım. Ve mide bir problem çıkarmasın, i̇şte bulanmasın falan. İşte onu diyorum falan ya zaten, yatıp uyumanız gereken yerde gelip burada hani yatıp insanları uyuyamam. Bilinçlendirmek açısından buradasınız. Yatıp uyuyamam. Ha, uykumu alıyorum ben, günde en az 7-8 saat uyuyorum. Oh ne güzel. Neyse hocam, Allah şifa versin. Teşekkürler. İyi bakın kendinize. Mutlu, sağlık dolu bir hafta sonu tatili diliyorum size de, bütün izleyicilerimize de. Haftaya sizinle görüşeceğiz. Pazartesi günü de izleyicilerimizle biz görüşmeye başlayacağız zaten.